Allah'ım sen beni affet. O şeyi kırdıktan sonra gördüğüm havai fişekti. Beni bir kurtarıcı olarak gösteren, kutlayan havai fişekler. Evet. Bir kurtarıcı. Tova şehrinin kurtarıcısı. Hepsi benim sayemde. Ben umut oldum. Kendilerine karşı bu kadar acımasızca davranılan mazlum yetişkinlerin umudu. Beni kutlayan havai fişekler. Hepsi benim sayemde. Hepsi benim yüzümden. Oyun bitti. Game clear dedi. Game over demedi. Yanlış seçimi yaptık ya. İlk sahnede verdiğim karara güvenecektim. Yani gerçekten sanki kırmamı istiyor gibi bakıyordum ona, Monaka. Havai fişek dediği de patlama arkadaşlar. Şiir patladı. Geçmiyoruz. Ama çok tebrik ediyorum burada oyunu geliştiren kişileri. Gıcık birer geliştirici olup en son kayda da gönderebilirlerdi. Teşekkür ederim. Gerçekten. Komaru, ne oldu? Ha? Kırmayacak mısın? Bu garip. Niye? O çılgın çocukları durdurmak istemedin mi? O pis koloninin kahramanı olmak istemedin mi? Herkesin umudu olmak istemedin mi abin gibi? Ben... Emin misin? Eğer o cihazı kırmazsan bu an tekrar edecek. Bacaklarım nasıl titriyor yalnız. Bekle bir saniye. Bu çok... Tam tersi. Neden bir anda cihazı kırmasını istedin? Çünkü bu bir büyü sahnesi. Mutlu bir son sahne. Bütün monokumalar ve monokuma çocuklar gidecekler. Siz yeneceksiniz. Onu görmezden gelin. Siz bir hata yapmıyorsunuz gerçekten. Kotoko, pes et artık. O cihazı kıracaklar. Bay bay de o cihaza. Kapa çeneni. Toko. Ne yapmalıyım? Bu seçeneği sana bırakıyorum. Ama artık üsttekini seçince ne olduğunu gördük. Bundan sonra o seçenek, o seçim ekranı ne kadar karşıma gelse de sürekli aşağıdakini seçeceğim. Sağ ol anne. Annem çay getirdi de. Pekala devam ediyoruz. Ancak bu seçimi sana bıraktığım için bu vereceğin kararda benim de sorumluluğum olacak. Senin sorumluluğunu ben de paylaşıyorum. Seni suçlu tutmayacağım. O yüzden en iyi seçenek sana göre hangisiyse onu seç. En iyi seçenek. Artık bayağı büyüdü. Tabii ki kırmayacağım. Teşekkürler. Bunu kırmanın iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. En azından şimdilik. Bu doğru. Güzel. Teşekkürler abla. Monaka'nın özel cihazını kurmadığınız için çok teşekkürler. Sen kimin tarafındasın? Bütün ekip gelmeden jenerik aşağı doğru kaysaydı bu çok kötü olurdu, yazık olurdu. Ekip mi? O yakında gelecek. Muhtemelen şu an koridordan aşağı koşuyordur. Baksanıza, şu an eli kapıda.
Ben de diğer çocuklardan biri gelecek zannettim. Buldum seni Monaka. Gördünüz mü? Monaka'nın dediği gibi. Tam 12'den. Sonuçta biz kardeşiz yani, hissediyorum. Sen neden buradasın? Dedi. Tekme mi atacak acaba? Abi, Monaka'yı kurtarmaya geldin değil mi? Onlar bana çok kaba davrandılar. Buradaki herkes Monaka'yı itip kakıyor. Monaka'yı yetişkinler ve çocuklar sürekli itip kakıyorlar. Bu çok kötü değil mi? Abi, kurtar Monaka'yı. Oni-chan. Japon kızları bunu kullanıyor mu acaba? Oni-chan falan. Abisine iş yaptırmak için. Yoksa bana bunun için burada olduğunu söyleme. Evet. Hakkın rahmetine kavuştu akıl sağlığı. Aptal olma. Kim kurtaracakmış seni? Abi? Bana abi demeyi bırak. Sen benim kız kardeşim değilsin. Sen benim moruğun yaptığı bir hatasın sadece. Seni etrafta hiç istemedim. Seni bir akraba olarak, bir ailem olarak görmedim hiç. Neden? Neden bu kadar kabasın? Monaka sadece bir çocuk. Sen çocuk falan değilsin. Sen konumunu asla bilmemiş bir veletsin. Ve artık bak başına ne geldi. Bitti Monaka. Bu işi burada bitiriyorum. Lütfen dur abi. Korkuyorum. Hayji Bey. Demek mono okumaları kontrol eden cihaz o ha? Ha? Ne yapıyorsun? Hadi acele et de kır şunu. Bitir artık şu kabusu. Lütfen durun. Eğer bu cihazı kırarsanız Monaka'nın bütün uğraşları boşa gidecek. Artık varis olamayacağım. Artık dünyaya keder yayamayacağım. Sen ne kadar çatlaksın. Acele et ve kır şunu. Biliyorum, biliyorum ama yapma. Onu kıramazsın. Bu bir tuzak olmalı. Kır şunu. Kır şunu Komaru. Ne oluyor be? Bu da gülümsüyor. Daha kaç kere seçim ekranı gelecek? Var ya, eğer ki ya hiç yanlış yapmadan buraya kadar gelebilseydik çok heyecanlı olurdu. Ama gördük yani, o kaçırdı biraz heyecanı. Artık çok kendimden emin bir şekilde seçiyorum. Aman yarabbi ya. Çok güzel. Aklıma Zero Time Dilemma geldi yani. Anılarım... Anılar şimdi gözümde canlandılar. Bizi anlamana sevindim. Ne oluyor? Neden veletlerin tarafını tutuyorsun? Onların tarafını tutmuyorum. Ne yaptıklarını unuttun mu? Eğer unuttuysan aç kulaklarını ve dinle. Dinle mi? Yok edin, yok edin. Vay harika. Yok et diyerek tezahürat yapan büyük bir topluluk. Bu da ne? Bunca zaman boyunca dışarıdaki insanlar izliyordu sizi. Monaka'nın robotunu yok etmenizi izlediler. Ne? Bunu sen yaptın değil mi? Bütün bunları videoya alıyorsun ve yayınlıyorsun. Ha? Monaka'nın hiçbir fikri yok. İlk iki oyunda da aynısını yaptılar. Hala izliyorlar. O cihazı kırmanı bekliyorlar.
Herkes seni bekliyor. Onları bu kabustan uyandırmanı bekliyorlar. Bize umudu gösterdin. Sonunda dik durup senin konuşman sayesinde veletlere karşı durduk. İşte bu yüzden buradayım. Bu yüzden çocuklardan korkmuyorum artık. Hepsi senin sayende. Sen bize umudu gösterdin. Sen bizim için umut oldun. Umudun ta kendisi oldun hatta. Ama hala karar veremiyorsan, karar vermene yardımcı olacağım. Ne yapıyorsun be? Hey, onlara ne yaptığını anlat, her şeyi, bütün gerçekleri. Artık senin tarafını tutmayacaklar. Her şey mi? Neden bir varis olmak istediğini, her şeyi. Onlara doğruyu söyle, yoksa pişman ederim seni. Pekala, pekala, konuşacağım. Hadi bakalım. Her şey, ben hala Umudun Zirvesi Akademisi'nin ilkokuluna giderken başladı. Monaka, Umudun savaşçılarını intihar etmeye ikna etmek için küçük bir şaka yaptı. Bekle bekle. O bir şaka mıydı? Tabii ki. Monaka gerçekten hayatını sonlandırmayı falan düşünmüyordu. Ama hepiniz bunu ciddiye aldınız. Ama sonra Monaka Junko ablayla tanıştı. En mucize zamanlamayla. Monaka onu gördüğü an anladı. Monaka'nın sıkıcı dünyasını aydınlatan bir ışıktı Junko abla. Bu bir mucizeydi. Tanrı'ya şükür. En azından o zamanlarda ben bunun mucize olduğunu düşündüm ama sonra bunun kaçınılmaz bir olay olduğunu öğrendim. O benden faydalanmak için girmişti hayatıma. Faydalanmak mı? O zamanlarda Monaka Tova grubunun robotik branşında bir CEO'ydu. Ah abi, üzgünüm. Küçük kız kardeşinin seni geçtiğini görmek acı verici değil miydi? Ve ayrıca senden de özür dilerim Kotoko. O doğruyu duymak istemiyordun değil mi, sizi kandırdığım gerçeğini? Ama Junko abla sadece Monaka'yı önemsedi. Diğer Umudun savaşçıları sadece bir fazlalık da bir bonustu. Bir şeyler uydurma. O abla bizi de sevdi. Sevmek mi? Ne diyorsun sen? Kimsenin seni sevmesine imkan yok. Senin kendi anan baban bile seni sevmedi ki. Yeter. Konuşmaya devam et. Üzgünüm. Anladım abi. Tamam, kes şunu. Önce Junko abla makineleri seri bir şekilde üretecek bir şirket arayışı içerisindeydi. Ki bu robotları trajedi için kullanabilsin. Monaka da onun beklentilerini karşılayabilmek için monokumalar icat etti. Yapmaya başladı. Totar'ın fikri de ondan çıktı herhalde. Robot
bütün kaynaklarını Tova grubunun robotik branşına odakladı, yoğunlaştırdı. Peki Tova'daki diğer çalışanlar ne yaptı? Hiç kimse seni durdurmadı mı? Yalan söyledim babama ve abime. İnsanlara yardımcı olmaları için hizmetçi robotlar ürettiğimi söyledim onlara. Ve yetişkinler de buna inandı mı? Hayır, inanmaktan ziyade görmezden geldik diyelim. O bizim ailemizde bir yabancıydı. Ailemizden biri değildi. Ama o bir dahiydi. Bir dakika. Tenacious ne demekmiş? Azimli. Azimli ve dahiydi. O Tova grubuna para kazandırdıkça biz de onun istediğini yapmasına izin verdik. Ama bu velet bulunduğu konumdan faydalandı ve kendi başına seri bir şekilde canavarlar üretmeye başladı. Bu makineleri ne için ürettiğini bilmiyordum. O yüzden onu kendi kafasına göre bir şeyler yapmasına izin verdik. Ama garip bir tasarımları olduğunu düşünmüştüm o canavarların. Ve bu sayede Monaka Junko ablayı mutlu etti. Junko abla da bu robotları o olay için kullandı. Ben de diyordum bu olayın aslı ne? Şimdi öğrendik. Çok garip bir seri bu. Yani ilk oyundaki olaylara bile, ilk oyunda kafanızda ortaya çıkan sorulara bile, yani yıllar yıllar sonra çıkan oyunda cevap veriyorlar. Çok ilginç. That's what helped the incidents get bigger and bigger. İşte o olayı daha da büyük bir hale getirmeye yarayan şey buydu. Sonra benim moruk senin ne yaptığını öğrendi ve seni durdurmaya çalıştığında Monokuma'ları üretmeyi durdurmak için biraz geç kaldın değil mi? Eğer hemen durursak Junko abla her şeyi açığa çıkarır. Tova grubunun cinayet aletleri ürettiğini yayar etrafa. Ve bunu yaparsa Tova grubunun işi biter. Monaka. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ha, hadi ama baba. Öyle bir şey değil. Bu bir iş fırsatı gibi bir şey. Bu pis velet var ya, bize aynı zamanda Monokuma'lara karşı koyacak bir silah üretme fikriyle bizi satın aldı, bizi ikna etti. Yani bir dakika, doğru mu anladım şimdi? Hem insanlara zarar verecek robotlar yaptınız, hem de şirketteki üst kademelere, işte patrona, şirketin sahibine, Tokuichi Tova'ya, bu robotları öldürecek, bu robotlara karşı savaşacak iyi robotlar icat edeceğinizi söyleyerek onları ikna ettiniz. Bu durum ne kadar çığırından çıktıkça Tova da daha kâr eder hale geldi. Tam da pis bir şeytanın yapacağı gibi. Başka seçeneğimiz yoktu. İş çok derin bir hale almıştı. Eğer keder grubuna karşı çıksaydık, Monaka'nın Tova grubunun ismiyle yaptığı şeyi yayacaklardı insanlara. Ve sonra Tova'nın her yerde düşmanları olacaktı. Yok olurduk. Yani piyasadan silinip süpürülürdük. Her neyse, Tova grubu doğru olan şeyi yaptı ve kederle birlikte var olmaya devam etmeye karar verdi. Halka kahraman gibi göründüler, olaya karşı çıkan grup gibi göründüler.
Ama aslında işin arkasında iki tarafa da çalışıyorlardı. Yaptıkları, icat ettikleri hava temizleyicinin bu kadar etkili olmasının sebebi ise zaten havayı kötü hale getiren şeyleri de onların icat etmesiydi. İşte bu yüzden o olay onlara bu kadar kötü gelmedi, onları bu kadar kötü etkilemedi. O aptal yetişkinler bunu bilmiyorlardı. O yüzden Tova grubunu sanki bir kurtarıcı olarak omuzlarında taşıdılar. Başımızın üstüne dediler. Aslında bir yandan düşününce bugünkü günümüz dünyasıyla da bağdaştırabiliyoruz bu olayı. Yani birçok hastalığın aslında insan eliyle ortaya çıkması ve bunları geçiren ilaçların, ilaç şirketlerini ve başlarındaki insanları zengin etmek için üretilmesi. Ve tabii her hastalık için aynı şeyi söyleyemeyiz. But you better not blame this all on me. Ama bütün bu olayları bana yüklemeyin. İşin sonunda babam bile işin içerisindeydi nihayetinde. Bu olayı para ve onur için destekledi, kendi onurunu ve parasını kaybetmemek için. Ve o da Junko ablamın patronu oldu. Patron buradaki anlamıyla, yani aklınıza direkt gelen patron kelimesi değil sanırım. Hani Patreon'daki patron. İşte bir işi destekleyen insanlar gibi sanırım. Bilmiyorum, belki de öyle değildir. Akla ilk gelen anlamı da olabilir. Tova grubu Junko Enoshima'nın patronu muydu? Onu destekliyor muydu yani? So that's why you distanced yourself from Future Foundation. Demek bu yüzden Gelecek Vakfı ile arana bu kadar mesafe koydun. Bilinmek istemedin. Ne kadar berbat ve çürük bir olay gibi görünse de içten içe Tova grup hala benim mirasım. Bana bırakılmış bir miras ve ben onu korumak istiyorum. O zaman doğru olan şeyi yap. Ama işin sonunda güzel zamanlar sona erdi. İşler tam eğlenceli olacağı zaman Junko abla öldü. Hepsi senin abin sayesinde, Komaru Naegi hanımefendi. O zamandan beri Gelecek Vakfı güç kazandı ve ablamın etkisi zayıfladıkça zayıfladı. Monaka bunu yeniden inşa etmek için her yolu denedi. Ama babam artık bitti dedi. Ve diğer yetişkinler gibi uğraşmayı bıraktı. Babam Junko ablama ihanet etti. Monaka ne derse desin artık dinlemiyordu beni. Ve sen de onu affedemedin değil mi? İşte bu yüzden bu şehri hedef aldın. Bize de böyle dedin değil mi? Tek yapmamız gereken Junko ablamın bize verdiği umut dolu hedefi, rüyayı gerçekleştirmek. Pes etmemeliyiz. Umuttan vazgeçemeyiz. Umudu terk edemeyiz. Bir cennet inşa etmeli ve bize ihanet eden yetişkinlerden intikam almalıyız. Monaka, umudun savaşçılarına çok minnettar. Yetişkinler, Junko ablamı öldüren şeytanlar. Siz de o yetişkinleri benim için çok güzel öldürdünüz. Çok mutluydum. Tam da düşündüğüm gibi. Çocuklar çok kolaylar. Kandırmayı kastediyor anladığım kadarıyla. İşin aslı şu ki Monaka ne intikam ne de cennet, bunların ikisine de inanmadı. Ablamın isteğini gerçekleştirmek en önemli şeydi. Vasiyet, hatta vasiyetini gerçekleştirmek. Monaka, Junko Enoshima'nın mirasının sona ermesini istemedi.
Sen de bir varis olmaya karar verdin. Ve bir varis olmak için ne yaptın? Junko abla her zaman dünyayı kedere boyamak istediğini söylerdi. Eğer biri bunu yapabilseydi çok iyi bir varis olurdu, değil mi? Ne demek istiyorsun sen? Savaş. Savaşa sebep olmak, savaş çıkarmak. Eğer bir savaş patlak verirse dünya kedere boğulur, değil mi? Savaş mı? Ne diyorsun sen velet? Blöf yapıyorsun. Yine bizi kandırmaya çalışıyorsun, değil mi? Kesin bu dediklerinin arkasında da başka bir amacın var, üst bir amaç. Eğer öyle düşünüyorsanız, neden hanımefendi Komaru'nun elindeki cihazı kırmıyorsunuz? Cihazı kır ve savaşı başlat. Bekle, neden cihazı kırdığımda savaş başlıyormuş? Sana dedim, blöf yapıyor. Ters psikoloji kullanmaya çalışıyor. Hayır, Monoka'ya yalancı deme. Konuş diyen sendin. Sana doğruyu söyle dedim, yalan söyle demedim. Bu kadar yeter. Daha fazla konuşma olmayacak. Kır şu cihazı artık. Hey, ne yapıyorsun? Gerçekten bu çocuğun dediğine inandığını söyleme bana. Karar anı. Kırmıyorum oğlum, Allah Allah. Bekle bir dakika, hayır. Henüz kıramam. Demek gerçekten benim sözlerimden ziyade bu veledin sözlerine inanıyorsun. Hayır, ondan değil. Lütfen durun, bekleyin. Hatırladım. Ha? Neyi? Bir süre önce Monaka ve Kurokuma gizli bir şekilde konuşuyorlardı ve ben de gizlice dinliyordum. Ne diyorsun sen? Sadede gel. O zamanlarda dalga geçtiklerini düşünüyordum, şakalaştıklarını, ama demek ki şakalaşmıyorlardı. Eğer durum öyleyse çok kötü. Ne diyorsun sen? Monokuma kasklı çocuklar. O kasklar Monokumaların güç kaynağına bağlılar. Ve eğer o güç kaynağına olan bağlantı koparsa kasklar patlar. Patlar mı? Oğlum, bizim o sahnede gördüğümüz patlamalar şehre yerleştirilen bombalar değil. Patlayan çocuklardı. Oh hayır. Eğer o cihazı kırarsanız Monokumalar durur, evet. Ama Monokuma kastlı bütün çocuklar patlar. Her yerdeki bütün çocuklar. Ve bütün çocuklar kafasız kalır. Her yerde kafasız çocuk cesetleri görürsünüz. Aa, hadi ama, patlayan kaskmış. Böyle saçma bir şey inanmamızı beklemiyorsun herhalde. Ama ciddiyim, bunu konuştuklarını duydum. Ve Monaka'nın böyle bir şey yapabileceğini yüzüne bakarak da anlayabilirsiniz bence. O umudun savaşçılarına ihanet etti. Ve bunun hakkında hiç de suçluluk hissetmeden yaptı hem de. Çok kabasın Kotoko. Beni kötü gibi biri gibi gösteriyorsun. Monaka kontrolcünün o cihazın kırılmasını istemiyor. Otostop. Otospu. Grup içerisinde ayrılma, ha? Fikir ayrılığı, ha? Eğer ikiniz de yalan söylüyorsanız bir an önce doğruyu söyleseniz iyi edersiniz.
Hayır, ciddiyim, duydum diyorum. Bence Kotoko'ya inanmalıyız. Bu kadar yeter, hadi kır şunu artık. Hayır, lütfen, sakın o çazı kırma. Yeter lan, yeter. Kırmıyorum ya, Allah Allah. Hey, ne yapıyorsun sen? Neden kırmıyorsun? Bir dakika. Heh, tamam. Çünkü eğer kırarsam çocuklar ölebilir. Blöf yapıyorlar. Nasıl söylüyorum yarım saattir? Ama küçük bir ihtimal olsa bile yapamam. Kask giyen o bütün çocuklar, onların hepsinin beyni yıkandı. Hiçbiri onların suçu değil. Bunları kendi istekleriyle yapmadılar. Beyin yıkama. Sen ciddi misin? Kimin umurunda? Bunca olaydan sonra bu bahane bizi ikna etmeyecek. Hepsi ölse bile bunu hak ettiler. Bize ne yaptıklarını gördün. Bunu hak ediyorlar. Bu da uslu uslu oturup gülümsüyor. Ciddi olamazsın. İntikam senin gözünü kör etmiş. Belki de kör olmuşumdur. Nasıl kör olmayabilirim ki bize onca yaptıklarından sonra? En kötü, en şiddetli intikam bile onların bize yaşattığı şeyleri unutmamızı sağlamayacak. Dinleyin. Dışarıdaki herkes dinlesin beni. Ha, pardon, dışarıdakileri dinleyin. Yetişkinlerin çığırışlarını, bağırışlarını, her şeylerini kaybeden o insanları. Bu veletler bizim sevdiğimiz insanları lime lime ettiler. Her şeyimizi aldılar. Bize dik durup savaşmamızı söyleyen siz değil miydiniz? Senin yaptığın konuşma sayesinde buradayım ben. Gerçekten bizim müttefikimiz isen bitir şu işi lütfen. Sen bizim umudumuzsun. Lütfen bize ihanet etme. Seslendirmeler bayağı iyi be. Lütfen kır şu cihazı. Lütfen bizim için bitir şu işi. Bitmesini istiyoruz artık. Bekleyin bir dakika. Beni kandıramazsınız. Beni mi? Hayır, aptal. Seninle konuşuyorum. Ha, Monaco'ya mı dedin? Şimdi anladım. Savaştan kastettiğin şey... Sen Toba şehriyle gelecek vakfı arasında çıkacak bir savaşı kastediyordun. Bu iki... Kutup arasında bir savaş çıkarmaya çalışıyordun. Ne? Eğer çocukların hepsi ölürse... Gelecek vakfı bunu öğrendiği zaman ne yapacak? Bu işin arkasında... Hayatta kalan yetişkinler olduğunu düşünecek. Daha sonra Tova grubunun monokumaları icat ettiğini öğrenecek. Ve bundan yola çıkarak gelecek vakfı kederin kalıntılarının hayatta kalan yetişkinler olduğunu düşünecek. Ve bu olduğu zaman gelecek vakfı bu şehri yerle bir edecek bir anda, kısa süre içerisinde. Fikrin buydu değil mi? Hayır, yaklaşamadın bile. Çünkü sadece Tova grubu ve gelecek vakfı arasındaki bir savaşta sonuçlanmayacak, sonlanmayacak. Bütün dünya. Gelecek vakfı
Yetişkinleri kederin kalıntıları olarak görecek tek grup değil ki. Dünyanın tamamına yayılmış kederin kalıntıları, gerçek kederin kalıntıları, işte o kişiler Tova şehri hakkında, Tova şehrinde ortaya çıkan savaştan haberdar olacaklar ve buraya gelecekler. Tova şehri, Junko ablamızın bize bıraktığı kederin dirildiği, kalbi, merkezi olacak. Gerçekten Junko Enoshima ismine yaraşır bir olay. Sizce de öyle değil mi? Sen ciddi misin? Ciddi olamaz. Blöf yapıyor zaten. Doğru olsa bile tek yapmanız gereken durumu gelecek vakfına açıklamak, öyle değil mi? Sonuçta siz onlarla berabersiniz değil mi Toko? Yani demek istediğim, bunu kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Bilemiyorum. Sonuçta bu şehir aynı zamanda o olayla bir geçmiş paylaşıyor. Bence ihtimallere dayanmazlar. Kafasız cesetler gördükleri zaman, hem de çocukların kafasız cesetlerini gördükleri zaman bu iş bitmiş demektir. Ne rehin verdikleri kişiyi düşünürler, ne de hanımefendi Toko'nun ifadesini düşünürler. Anlatabiliyor muyum? Ne? Sonuçta çocuk kurbanlar insanlar üzerinde çok etkili. Başından beri dediğim gibi, acınası çocuklar çok güçlüler. Demek planın buydu. Yetişkinlerin intikam almasını istedin ki daha fazla çocuk kurban olsun, daha fazla çocuk ölsün. Çocuğu olmayan yetişkinler seçtin ki çocukları hiçbir pişmanlık hissetmeden öldürebilsinler. Onların hiçbir pişmanlık hissetmeden öldüreceğini düşündün. Yani demek istediğim, çocuksuz yetişkinler hiç acıma hissetmezler değil mi? Böyle bir şey yaparken. Bekle bir dakika. O zaman bizi bilerek seçtin. Bizi ayırttın ve yaşamamıza izin verdin. Ve Komaru'yu kullanarak yetişkinleri çocuklara karşı intikam almaları için gaza getirttin. Ha? Hayır ya. Hayır. Bu pupuna başlayacağım. Monaka işlere el atmış olabilir ama hanımefendi Komaru'nun değişimi tamamen kendi eliyleydi. O narin küçük kızın olgunlaşması ve büyümesi ve kederin üstesinden gelip umuda dönüşmesi. Sen bu şehri önemsedin, onu kurtarmak istedin, yetişkinler için bir umut olmaya karar verdin. Ama öyle olsa bile, sen de biliyorsun ki umut her zaman iyi bir şey değil. Bazı zamanlar umut çok kötü bir yük olabilir. Başkalarının canını yakacak bir sebep olabilir. Aynı şu anki gibi. Bu... Sevdikleri ölen, sevdikleri ölen insanlara umut verirsen ne olacağını düşündün? Hepsinin pozitif ve iyimser bir şekilde huzur içinde yaşayacağını mı düşündün? Tabii ki hayır. Sen onlara cesaret verdin ve onlar şeytanlara dönüştüler. İntikam için yaşayan şeytanlara. Gördün mü? Dinlesene bir. Öldür, öldür.
Öldür mü? Neden? Neden bu oluyor? Çünkü uzun zamandır senin o cihazı kırmanı bekliyorlar. Ne? Dışarıdaki insanlar çocukların kafası patlamış patlamamış umurlarında değil ki. Daha ziyade onlar bayağı heyecanlılar cihazı kırman ve bizi öldürmen için. Gerçekten şeytana dönüşen insanların sesi bu gelen ses. Ama bu bütün bu olanlar senin suçun, abla. Benim mi? Yetişkinlere gaz veren sensin. Senin umudun onları şeytanlara dönüştürdü, biliyorsun. İşte bu yüzden bütün bunlar senin hatan. Komaru Naegi. Ne diyorsun sen? Komaru'nun hatası değil bu, senin hatan. Senin suçun. Bekleyin. Onu dinleyin. Eğer dediği doğruysa, o zaman cihazı hemen yok etmek isterdi, kırmak isterdi. O cihazı kendi de kırabilirdi. O zaman savaşı kendi başlatmış olurdu size bu ihtimali vermeden, bu seçeneği vermeden. Ama olmaz ki, o zaman varis olmaya layık olamam, değil mi? Ayakta durabiliyor mu? Ayakta durdu. Monaka ayakta durdu. Şu an bu önemli değil. Sadece şehir değil, bütün dünya. Nasıl olur bu? Her neyse, ne yapacaksın? Hı? Bu işi nasıl sonlandıracaksın? Çocukları öldürüp kurtarıcıyı mı oynayacaksın? Yoksa çocukların hayatlarını bağışlayıp yetişkinleri öldürmeye devam etmelerine, katletmelerine izin mi vereceksin? Kim hayatta kalacak? Kim tahtalı köyü boylayacak? Bu seçim artık senin. İki tarafı da kurtarmanın imkanı yok. Bir taraf ölmek zorunda. Ve ölen tarafı sen öldürmüş olacaksın. Son seçim zamanı geldi. Komaru Naegi olarak yapacağın son seçim. Dikkatli seç. Kırmayacağım. Hayır, imkansız. Kıramam. Hayır. Gayet de güzel kırabilirsin. Monaka biliyor. Cihazı kıracaksın. Ve sonra çocukların kafaları patlayacak. Sonra savaş başlayacak. Ve varis olarak yeni bir keder sembolü doğacak. Bunu bilemezsin. Zaten ben de seni bir varis olarak kabul etmeyecektim en başından beri. Asla kabul etmem. Sen Junko ablanın zerresi olamazsın be. Tırnağı olamazsın demek lazım aslında. Bizde öyle bir söz var. Kotoko, ben ne zaman Monaka'nın varisi olmak istediğini söyledim ki? Ha? Monaka varis olmayacak ki. Komaru Naegi varis olacak. Junko Enoshima'nın varisi. Bütün dünyayı kedere boyamak. Junko abla hep böyle derdi, biliyor musun? Sence de Makoto Naegi'nin kız kardeşinin varis olması ne kadar keder aşılayıcı olur? Bir düşünsene, bundan daha keder aşılayıcı bir şey olabilir mi?
Harbiden çok mantıklı. O yüzden bütün bu çocukları öldürecek kişi Komaru'nun ta kendisi olacak. Ne diyorsun sen? Ha, endişelenme, bu kadar zor değil. Tek yapman gereken cihazı kırmak. Merak etme, kameraları hazırladım ne olur ne olmaz diye. Sen bunu yaptığın zaman o an kaydedilecek ve hemen gelecek vakfına gönderilecek bu kayıtlar. Hem de Monaka'nın video mesajıyla beraber. Bu da bonus olacak. Monaka çoktan Junko ablanın bıraktığı mirası devam ettirecek kişinin Komaru Naegi olduğunu duyurdu, karar verdi buna. Deklere etti. Ne diyorsun sen? Neden öyle bir şey yapayım ki? Dediğim gibi onu dinleme. Sadece seni onu kırmaktan alıkoymaya çalışıyor. Ah abicim. Sürekli bunu söyleyip duruyorsun. Yetişkinler gerçekten değişimi sevmiyor. Seni boktan velet. Yeter bu kadar. Ver şu cihazı. Ben kendim kıracağım. Ama bunu yaparsak bütün çocuklar ölecek. Ne yapacağız o zaman? Bu katliamı durdurmamız lazım artık. Ölen yetişkinlere ne olacak peki? Bunları unutup geçeceğiz mi? Geçiştireceğiz mi? Şu intikam olayına bizi de bulaştırma. Komaru'nun bu olaylarla hiçbir alakası yok. Bu doğru. Onları öldürmeye gerek yok. Siz bunun bir parçası olamazsınız bu intikamın. Olmak zorunda da değilsiniz gibi bir şey dedi. İhtiyacınız yok. Bunun için bir sebebiniz yok. Bir bağlantınız da yok. İşte abimle Komaru arasındaki fark bu. Komaru Naegi için bu kişisel bir şey değil. Abim için öyle. Abime versem kırar demeye getiriyor. Ama bunun bir problem olacağını biliyordum. O yüzden Monaka özel bir istekte bulunduğundan emin oldu. Komaru'nun intikam almak için o cihazı kırmak istemesi hakkında. Senin annen ve baban, annen ve babandan yardım aldım. Hadi buraya gelin. Cehennemin kapılarını Monaka ile beraber açalım. Siz de gelin anneciğim, babacığım. Son sahne çok yakında başlayacak. Sizin çocuğunuz Junko Enoshima'nın varisi olarak yeniden doğacak derken kendini kastetmiyordu burada. Hayır, Komaru Naegi'nin ve Makoto'nun annesi ve babası. İntikam derken neyi kastediyorsun? Hazır mısın? Bir tuvalet arası almak ister misin? Sanırım bu tuvalet arası. Potty break. Yine de yanlış çevirmek istemiyorum. Potty break. Çocuk dilinde klozet. Aynen. Bir tuvalet molası almak ister misin? Ya da Monaka için küfür listesi oluşturmak ister misin? Kendini kedere teslim etmek için akli ve zihni olarak hazırlayabildin mi kendini? Beni öldürme konusunda sakin olabilecek misin? Sakin kalabilecek misin? Eğer bu konularda kararını verdiysen sana göstereceğim onları. Oynuyor. Oh. Komaru Makoto. Ne? Ne? Ne?
Ne? Daha fazla ceset mi? Onları göstermene gerek yoktu biliyorsun. Ne kadar pis olduğunu çoktan farkındayım. Bunca zamandan sonra bile hala yetişkinleri öldürdüğünü göstermeye devam ediyorsun. Hala gösteriş yapıyorsun. Hala yetişkinler öldürüyorsun. Sen ne kadar sıyırdın o kafanı. Oh no. Komaru. Son nefesiyle yere yazdı kanıyla o yazıyı. Ama bayıldı. Yere yapıştı ve kan giysisine yansıdı. Eteğine. Çocuklarının ismi. Demek sen de fark ettin ha? Ölmeden önce kendi çocuklarının isimlerini yazdı. Gerçekten sizi çok seven anne babanız olmuş. Kıskandım. Aile sevgisi. Ah, kulağa o kadar güzel geliyor ki. Hayatımda hiç hissetmediğim bir şey. Yalan? Bu bir yalan? O cesetler. Hayır. Hayır olamaz. Buna imkan yok. Normalde bir ölüm mesajı şeydir, kendisini öldüren kişinin ismini falan yazar. Hayır, bu çok ikna edici bir argüman değil. Beni öyle savuşturamazsın. Benden nefret ediyorsun değil mi? Ailenin cesetleriyle oyuncak gibi oynadım ve sen şimdi beni öldürmek istiyorsun değil mi? Wow, süpersonik. Hayır, bekle. Bu bir yalan. Şey, pek de emin değilim. Oğlum sen bir git dur ya. Anne ve babanın kayıp olduğunu söylemiştin değil mi? Hey, ne yapıyorsun sen? Sana şimdi anneni ve babanı gösterdiyse bu doğru olmalı, buna şüphe yok. Bu otospunun anneni ve babanı öldürdüğü gerçeğini unutacak mısın? Ah, sana yazıklar olsun. Bu adil değil. Daha bir dakika önce yalan söylediğini, blöf yaptığını söylüyordun kız kardeşinin. Onları artık bir çocuk olarak göremezsin. Onlar artık çocuk değiller. Onlar şeytan. Şu cihazı kır ve bitir artık. Hepsini öldür. Sadece kendi iyiliğin için değil, hem anne ve babanın iyiliği, hem de öldürülen herkesin iyiliği için. Bekle bir dakika. Öyle bir şey yapamayız. Sıkıntı yok. Bu kadar kırmamı istiyorsan eğer kıracağım. Bekle dedim. Sakin ol ve düşün. Kapa çeneni. Kimin umrunda? Yetişkinlere ne olursa olsun, çocuklara ne olursa olsun, bu şehre ne olursa olsun, dünyaya ne olursa olsun, artık zerre umrumda değil. Toko, üzgünüm. Bu imkansız. Ben Makoto gibi olamam. Başından beri belliydi. O hissettiğin umut var ya, işte o kederin en kötüsünü hissetmen içindi. En başından beri bu keder çukuruna düşeceğini biliyordum.
Kırmayacağım. İki tarafta da kır yazıyor. Allah Allah. Bilmiyorum ki. Beklersen bir şey değişir mi? Değişmiyor arkadaşlar. Aa. Oha çok iyi. Ne yapıyorsun sen? Dışarıdakiler bize karışamazlar. Ben bir yabancı değilim. Biz arkadaşız. Yabancılar demek istedim. Saçmalamayı bırakın ve verin şunu. Hayır. Bu cihazı korumam lazım Komaru'nun iyiliği için. Ne diyorsun sen? O da kıracaktı. Hayır, asıl hissettiği bu değil. Eminim bunu yapmak istemediğini düşünüyordur. Bunu nereden bilebilirsin? Bilmiyorum. Yani biliyorum işte. Senin dahil olmayacağını düşünüyordum. Bu yüzden sana eskort rolü vermiştim. Ama görünen o ki hizmetçi yanlış anlamış olayı. Peki buna ne dersin? Bu doğru. Byakuya Togami'nin kilitli olduğu odanın anahtarı. Demek üstündeymiş. O cihazla değiş tokuş etmek ister misin? Eğer yaparsan Byakuya Togami ile eve dönebilirsin. Yani Komaru ile efendim arasında karar vermemi mi istiyorsun? Evet, seçim sırası sende. Allah'ım, Zero Time Dilemma. Pekala, ver şu anahtarı. Biliyordum. Şu cihazı ver bakalım bana. Hayır, olmaz. Çünkü Komaru'yu da benimle birlikte götüreceğim. Ne diyorsun sen? Bir karar vermen lazım. Kurallar böyle. Kurallar kimin umurunda? Kural seçim mi? Asla öyle bir seçim yapmam ben. İki kişiden birini seçip diğerini geride bırakamam. İkisi de benim için çok önemli. O yüzden ikisini de korumak istiyorum. Çok mantıksız. Yeter bu kadar. Ver şu cihazı. Oğlum. Lan cihazı ondan alacağına kardeşinden anahtarı alsana. Asla vermeyeceğim. Senin daha fazla canını yakmamı ister misin? Canımın yanması mı? Hiç de anlamlı gelmiyor bana. Eminim anlamıyorsundur ama sonuçta senin bir sürü sahte arkadaşın olduğu için ben Komaru'yla gerçek bir arkadaşlık kurdum. Ve o yüzden vermeyeceğim. Kapa çeneni. Bu çocukları kontrol altında tutmak ve bu kabusu sonlandırmak için bu bizim tek seçeneğimiz. Dur. Kontrolden çıkan sensin. Bırak beni. Bırakmayacağım. Hey, ne yapıyorsunuz siz ya? Ne? Neden kımıldıyor bu? Monaka'nın bir fikri yok. O Big Bang Monokuma'yı kullanan tek iki kişi var. Biri sensin, biri de babam. Onu zaten programlayan sizsiniz. O zaman nasıl? Kaçın! Ne yapıyorsun? Hadi. Bu his çok tanıdık bir his.
Olabilir mi yoksa? Bu acıttı. Ne? Bana vurdun? Boğazım ağrıdı ya. Elim acıdı. Ama acıyan tek şey elim değil. İlk kez birinin yüzüne tokat attım. Bana yaptırdığın şeye bak. Hadi, sen de bana vur. Ha? Niye? Bariz değil mi? Eşitleniriz işte, eşit oluruz. Hiçbir arkadaşım olmadı benim, o yüzden böyle durumlarda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. O yüzden şimdilik bana vurursan ödeşiriz, değil mi? O yüzden vur bana. Pekala. Ah, bu çok sertti. Haklısın. Elim acıyor. Ama acıyan tek şey elim değil. Evet. Aynıyız. Eğer bir şey kendi başına yapamazsan, tek yapmam gereken sana yardım etmek. Eğer ben bir şey tek başıma yapamazsam, tek yapman gereken bana yardım etmek. Birbirimize yardım etmek.